Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Redmi Note 9 Pro'yu inceleyeceğiz. Redmi Note 9 Pro yaklaşık 1 sene oldu çıkalı. Benim kanalımda incelemesi yok. Ben kanalı yeni açtığım için 5 ay oldu kanal açalı. Ondan dolayı bu videoyu kanala eklemek istedim arkadaşlar. Hep beraber önce tasarımdan başlayalım dilerseniz. Arkadaşlar ön tarafa baktığımız zaman günümüz tasarım standartlarına gayet uyuyor. Delikli kamera tasarımı var. Zaten bu delikli kameralar geçen sene yoğunlaştı. Biliyorsunuz. Çerçeveler gayet ince tutulmuş. Alt taraf biraz kalın ama böyle göze batacak bir şekilde değil. Zaten 6.67 inç bir ekranı var arkadaşlar. Bu tarafı bu şekildeydi arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğiniz zaman arka tarafı da arkadaşlar cam. Bu bendeki beyaz rengi arkadaşlar. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor arkadaşlar arka tarafı. Gördüğünüz gibi. Alt tarafta da Redmi yazısı var arkadaşlar. Redmi Xiaomi Communication olduğu yazıyor. Arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Ortaya konumlandırmış 4 adet kamera var arkadaşlar. Şu şeyi biraz kaldıralım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ortada. Altta da bir tane flash var arkadaşlar. Tek donlet flash. 64 megapiksel kamera olduğu yazıyor. Onun haricinde arkadaşlar alt tarafı çevirdiğimiz zaman alt tarafta bir adet hoparlör var. Hemen yanında da gürültü engelleyici bir adet mikrofon. Onun yanında da 3.5 mm'lik kulaklık girişi var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu telefonda mono hoparlör var, tek hoparlör var. Yani ona göre bilin ve alın. Üst tarafta arkadaşlar şurada kızılötesi sensör. Bu kızılötesi sensörü uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. İşte televizyonunuzu, klimanızı kontrol edebilirsiniz uzaktan. Burada kızılötesi sensörü. Burada da yine gürültü engelleyici mikrofon var arkadaşlar bir adet. Hem altta hem üstte. Yan tarafı çevirdiğimiz zaman arkadaşlar ses açma kapama tuşlarını görüyorsunuz. Burada da parmak izi okuyuculu güç butonu arkadaşlar. Bu aynı zamanda hem güç butonu hem de parmak izi okuyucu olarak ayarlanabiliyor. Yan tarafı çevirdiğimiz zaman arkadaşlar burada da sim tepsisi var arkadaşlar. Buradan sim kartını takabiliyorsunuz. Bu arada üçlü arkadaşlar iki tane sim kart, bir adet USB kart takabiliyorsunuz. İki hat kullanılabilir. Üç tane yuva var arkadaşlar burada bunun içinde. Şuradan iğneyi şey yaparak arkadaşlar açabiliyorsunuz buradan. İğneyle. Onun arkadaşlar tasarımı sağ taraf arkadaşlar plastik metal görünümlü. Ama öyle bir kalitesizlik hissiyatı vermiyor. Metalik görünümlü plastik. Onun yanında arkadaşlar tasarımı geçtikten sonra yine yaptığımız gibi kameralara geçelim. Burada arkadaşlar. Kameraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar normal Xiaomi arayüzü görmüş olduğunuz gibi burada 9'a 16 full ve 3'e 4 olarak ayarlayabiliyorsunuz. 3'e 4 olarak ayarlarım. Kamera arayüzüne geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Pro mod var. Pro modda geldiğimiz zaman işte makro modu, geniş açı modu ve çeşitli lenslerden faydalanarak çekim yapabiliyorsunuz. Burada orta ayarı, işte shutter süresi, ISO ayarı, F diye ayarlar var. Üst tarafa geldiğimiz zaman yine 64 megapiksel modunda da Pro modları ayarlayabiliyorsunuz. 64 megapikseli seçip. Üst tarafa geldiğimiz zaman 3-4 formatı, 9-16. Onun haricinde full ekran. Full çekim yapmak istiyorsun. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Full ekran. Onun haricinde arkadaşlar 9-16 dedik. 3-4 diye geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde burada ayarlara geldiğimiz zaman arkadaşlar ayarlar RAW modu var. RAW modunda ham fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani fotoğraf çektikten sonra fotoğrafın üzerinde kendiniz ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ondan sonra kılavuz çizgileri var. Kılavuz çizgilerini göster dediğim zaman arkadaşlar şöyle şu şekilde oluyor. Şu şekilde göstereyim. Kılavuz çizgilerinde arkadaşlar odaklamaya yardımcı oluyor kılavuz çizgileri. Herhangi bir mesleği. Onun haricinde burada yapay zekayı
açık kapalı biliyorsunuz. Burada arkadaşlar çeşitli ayarlar var bakın. Görmüş olduğunuz gibi normal, canlı, altın sarısı. Böyle buraya tıkladığınız zaman normal, canlı, altın sarısı, line, gürme, film, aşk. Ondan sonra film, yine film modu var, soda var, mavi var, doğa var, kızarma var, çocukluk var. Bunun haricinde kıvrım var arkadaşlar, seyahat var, gün doğumu var, cyberpunk var arkadaşlar, black ice var, klasik, burası siyah beyaz oluyor, hafif siyah beyaz. Burada arkadaşlar bir sürü filtreler var, bu filtreleri seçerek seçim yapabiliyorsunuz, kendi zevkinize göre. Yani sosyal medya için güzel bir telefon. Bunun haricinde arkadaşlar daha fazla moduna geldiğimiz zaman arkadaşlar daha fazla modu tabii geçen sene çıkmış bir telefon olduğu için daha fazla modunda biraz bu mesela gece modu var, 64 megapiksel modu var, kısa video var, panorama var, belgeler var, ağır çekim var arkadaşlar. Mesela benim Poco X3'te klon modu var, burada klon modu yok, çift video modu yok mesela. Çünkü geçen sene çıkmış bir telefon olduğu için, ama belki MIUI 12 veyahut da Android 11 güncellemesiyle gelir. Onu bilemem artık. Yazılımla alakalı olduğu için. Fotoğraf denemesi yapalım arkadaşlar. Yine her zaman yaptığımız gibi. Telefonu alalım elimize. Şu klavye bilgisini göstermek için açmıştım. Onu kapatayım. Şimdi arkadaşlar. Normal. HDR açık. Yani yapay zeka kamerasını da açtım arkadaşlar. Şu taraftan açabiliyorsun. Al yazıyor. Bir tane fotoğraf denemesi yapalım. Bir de geniş açı çekelim. Bir de portre çekelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fotoğraflar göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bu ben ultra stereo modda çekiyorum. İnşallah fotoğraflar iyi görünüyordur. Bu arkadaşlar geniş portre modu. Görmüş olduğunuz gibi gayet arkadan iyi ayırmış. Portre modunun özelliği zaten arka tarafı bulanık çıkarıp ön taraftaki nesneyi net çıkarmak, öne çıkarmak arkadaşlar. Gayet de iyi yapmış görevini. Onun yanında bu arkadaşlar şu geniş açı modu arkadaşlar. Bu arada geniş açı kamerası 8 megapiksel arkadaşlar. F2.2 diyafram açıklığında geniş açı kamerası. Bakın bu geniş açı çektim kamerayı. Tabi burada ışık çok iyi arkadaşlar. Bunu bol bol denemeniz lazım güneş altında. Görmüş olduğunuz gibi geniş açı kamerası da bu şekilde. Ana kameradan bahsedelim. Ana kamera arkadaşlar 64 megapiksel ana kamerası var. HDR destekli. Hangi sensör, sensörün hangi firmanın ürettiğini bulamadım. Siz bulursanız yazarsınız. Bu normal 1x'te çekilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 1x'te çektiğim fotoğraf. Arkadaşlar. Onun haricinde başka fotoğraflar var mı bakalım. Bu geniş açı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu da 1x'te çektiğim fotoğraf. Stereo modda çektiğim için bazen odaklamada sıkıntı yaşayabiliyor. Onun haricinde arkadaşlar ana kamerası 64 megapiksel dedik. F1.89 diyafram açıklığına sahip. 1/1.72 inç büyüklüğünde bir sensör var arkadaşlar. Geniş açı kamerası arkadaşlar 8 megapiksel çözünürlüğünde F2.2 diyafram açıklığına sahip. Bir de arkadaşlar makro kamerası. Bu makro kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde F2.4 diyafram açıklığına sahip.
Derinlik algısı kamerası da arkadaşlar 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklaması var. Bu derinlik algısı kamerası işte portre modunda arkayı bulanıklaştırmak için kullanılıyor. Bir de makro fotoğraf çekelim arkadaşlar göstermek için. Makroyu. Şu kabloyu çekelim mesela. Yapay zeka da açık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet net çekti yani. Masanın detaylarına kadar, masanın damarlarına kadar çekti arkadaşlar net bir şekilde. Makro arkadaşlar 2 santim veya 4 santim arası yaklaşık çekeceksiniz. Uzaktan çektiğiniz mi olmaz. Makronun özelliği bu zaten. Yakın çekimler için, çok yakın çekmek için kullanılıyor. Bilinçli. Onun yanında arkadaşlar burada 64 megapikselle fotoğraf çekelim. Bakalım nasılmış. Normal ayarlayalım. 64 megapikselde yakınlaştırma yok arkadaşlar. Şöyle. Odaklanamamışım pardon. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar 64 megapikselli fotoğraf bu da. Görmüş olduğunuz gibi 64 megapikselli bu şekilde arkadaşlar. Gayet net, keskin, dolgun çekebiliyor. 64 megapikselde. Evet arkadaşlar bunu da denedik. Görmüş olduğunuz gibi ön kamerayı deneyelim. Arkadaşlar ön kameranın çözünürlüğü de 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.48 diyafram açıklığına sahip ön kamerası. Ön kamerada da HDR var, yapay zeka desteği var. Ön kamerada. Arkadaşlar bir portre çekelim. Ön kamerada çektiğim fotoğrafları göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu telefonda arka tarafta 4K 30fps videolar çekebiliyorsunuz. 1080p 60fps 30fps yine videolar çekebilme özelliği var. Ön tarafta ise 1080p 30fps yani Full HD 30fps videolar çekebiliyorsunuz ön kamerayla. Arkadaşlar portre modu yine arka taraftan gayet iyi bir şekilde ayrılmış. Saçımın detaylarına kadar görmüş olduğunuz gibi. Formanın detaylarına kadar verilmiş arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bu da arkadaşlar normal çekim modu. Normal ön kamera arkadaşlar. Benim telefonumda çekmiş. Görmüş olduğunuz ön kameranın performansı da bu şekildeydi. Ön kamerada arkadaşlar gece modu var. Ben daha önce kullandığım için bu telefonu ön kamera ön tarafta da gece modu var arkadaşlar. Gece modunu tabi akşamları test edersiniz siz eğer alırsanız bu telefonu. Şu an zaten gece test etmek gibi imkanımız yok. Kameralar bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi işlemciye gelelim. Arkadaşlar bu telefonda Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi var. Geçen senenin 700 serisinin en güçlü olmasa da güçlü işlemcilerinden biri diyelim arkadaşlar 700 serisinin. Şimdi tüm özelliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar bu işlemci maksimum gördüğünüz gibi 6 GB RAM eşlik ediyor. Bu işlemci 8 çekirdek arkadaşlar maksimum 2.32 GHz frekansına kadar bir çalışma hızı var. Oraya kadar yükselebiliyor. Onun haricinde 8 çekirdekli bir işlemci dedik. 6 çekirdeği
altı çekirdeği arkadaşlar verimlilik odaklı düşük işlerde çalışırken geri kalan iki çekirdeği ise yüksek işlere gerektiren oyunlarda. Onun haricinde dost aktarımında videolarda arkadaşlar işimize yarıyor. Burada şimdi şu an Android 10 yazıyor da Android 10, bu telefon Android 11 gelecek. Xiaomi listeyi yayınladı geçenlerde herhalde. Android 11 alacak arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar bu telefonda şu anki bu modelde 66 GB RAM, 64 GB depolamalarına sahip model arkadaşlar bu. Bu tabi 128'liği de var. Dahili depolamalarını. Yasal bilgiler. Arkadaşlar ekrana gelecek olursak ekranda 6.67 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranı var. 1080x2400 çözünürlüğünde ekranımız var arkadaşlar. Arkadaşlar bu telefonda 60 Hz ekran var arkadaşlar. Tabii geçen sene çıktığı için 60 Hz ekran var. Bunda. Arayüzü bu şekilde arkadaşlar, ayarların. Mono hoparlör var dedi arkadaşlar. Tek bir hoparlör var. Oyun oynamak isteyen arkadaşlara dikkatli söylüyorum. Bu telefonda tek hoparlör var arkadaşlar. Mono hoparlör var. Onun haricinde arkadaşlar yeni kontrol merkezini açmaya çalışacağım şimdi. Burada. Şimdi yeni kontrol merkezine, kontrol merkezi ve bildirim çubuğundan giriyorsunuz. Burada yeni kontrol merkezini kullan dediğiniz zaman iPhone'lardaki gibi aynı. Sağdan kaydırdığımız zaman arkadaşlar böyle bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada bir sürü ayar var. Mobil veri, Bluetooth, el feneri, rahatsız etme. Bir sürü mod var arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. Konum, yönetimle, yansıt, mini paylaşım, kayan demirler, NFC. Bu arada arkadaşlar telefonda NFC var. NFC ne derseniz temassız ödemelerimizde. İşte mesela NFC üzerinden dosya aktarımında temassız ödemelerde kullanabiliyorsunuz NFC üzerinden. Kızılat üstü sensörü olduğunu söyledik. Wi-Fi 5 var arkadaşlar. 802.11ac. Bluetooth 5.0 var arkadaşlar. Telefonda. Maksimum 4.5G desteği var. 4.5G'ye kadar destekliyor. Ekran bu şekilde. Ekranı gayet canlı, iyi bir ekranı var arkadaşlar. Bu arada bu telefonda 5020 mAh pil var arkadaşlar. 30 Watt'ta hızlı şarj desteği var. Yaklaşık 1 saatte şarj olabiliyor. Normal kullanımda 1,5-2 güne varan kullanım ömrü sunuyor arkadaşlar. Ben önceden kullandığım için biliyorum. Ekran da 60 Hz olunca daha az güç tüketiyor. 2 güne varan pil ömrü sunabilir sizlere. Eğer yoğun kullanırsanız, yok çok yoğun oyun oynarsanız bir günü rahatlıkla çıkarabilir yani. Bir günü anca çıkarır. Yani aşırı oyun oynarsanız bir gün gider arkadaşlar. Normal kullanımda 1,5-2 gün. 720G, Snapdragon 720G orta ayarlarda arkadaşlar. PUBG, Call of Duty, Asphalt gibi oyunları rahat bir şekilde orta ayarlarda oynayabilirsiniz bu oyunla. Bu işlemciyle. Renk seçenekleri arkadaşlar gri, buz beyazı, tropik yeşil. Bu elimizdeki beyaz rengi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kamera kısmını göstereyim. Şöyle. Kameralar böyle arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Konumlandırılmış. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Redmi Note 9 Pro'yu inceledik. Sizlere Allah'a emanet olun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.